Değerli TV Yalova izleyicileri, Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının 15.sine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Sayın Resul Genç. Sayın Genç, stüdyomuza hoş geldiniz, programımıza hoş geldiniz, ayaklarınıza sağ olun. Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programının amacı, kent yönetiminde söz sahibi kişileri programa konuk etmek, kentin sorunlarını Yalova kamuoyunun gündemine taşımaktır. Evet Sayın Resul Genç, Ayhan Polat'la Birebir Kent Buluşmaları programını bugün 15.sini yapıyoruz. Sizi de burada konuk ettik. Yalova Belediye Başkan adayısınız Saadet Partisi'nden. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle hemen kendinizi tanıtarak ilk soruyu sormuş olalım. Ben aslında Rizeliyim. 1956 yılında Rize'de doğdum. İlk ortaokul ve liseyi Rize'de okudum. Üniversiteyi Eskişehir'de okudum. 78 yılında mezun oldum üniversiteden. Ondan sonra 80 yılında memuriyete başladım. 3,5 sene memurluk yaptım. Sonra memurluktan istifa ederek bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaya başladım. O şirkette 5 sene çalıştım. Bu İstanbul'da oldu tabii bunlar. İstanbul'dan 88 yılında Yalova'ya geldim. 88 yılından beri Yalova'da yaşıyorum. Bu tabii 30 seneyi geçmiş oluyor. Maşallah. Burada ailemizin şirketleri vardı. Evet. Onları da çalıştım. Sonra serbest çalışmaya başladım. Mali müşavir. Mali müşavirim. Evet. Saadet Partisi'ne geldiğim sene... Onu soracaktım. O zaman Refah Partisi tabii. O zaman Saadet Partisi yok. Refah Partisi'ne 88 yılında geldim. Ben Kasım'da, Ekim'in sonunda geldim Yalova'ya. Kasım'da Refah Partisi'ne girdim o zaman. Çünkü kayınçom Yaşar Demirel tanırsınız. Refah Partisi'ndeydi. Ömer abi Refah Partisi'ndi. O zaman geldiğim zaman Ömer abiyle tanışmıştım. Ömer abi beni davet etti. Ömer Fitoz'dan bahsediyorum. Hı. Ömer abi bizi davet etti. Ben de kabul ettim. Ve o zamandan beri teşkilatlarda, çeşitli kademelerde görev yaptım. Kaç yıl oldu? İşte 88. Genç. 31 sene olmuş. 31 sene olmuş, evet. Bu teşkilatta çeşitli kademelerde görev yaptım. İlçe başkanlığı yaptım. İlçe sekreterlikleri yaptım, il teşkilat başkanlığı yaptım, il müfettişliği yaptım uzun süre. Sonra Anadolu Gençlik, bizim yan kuruluşumuz, dernekler var. Anadolu evet. Gençlik Derneği ve MGV. Onlarda da başkanlık yaptım bir süre. Peki siz Refah Yol'un iktidarda olduğu yıl 96 yılıydı 90, sanıyorum. Evet. O dönemde görevdeydiniz. Görevdeydim yani. Evet. O zaman Refah Partisi teşkilatlarındaydım. Evet. Yalova İl Teşkilatı'ndaydınız. O döneme dönersek, Refah Yol döneminde Yalova'ya ne gibi hizmetler oldu? Hatırlayabiliyor yani musunuz? Şöyle, kısa bir süreçti ama ya biz akla zaten, kalan bir şey var. Bizim o dönem zaten 11 aylık bir iktidar dönemi oldu. Biz tabii Yalova Belediyesi'ni alamadığımız için Yalova'ya hizmet yapmak tabii direkt şeyle olmuyor. Yani hükümet kanalıyla yapılacak şey nedir? İşte hastanedir. Yoldur. Yani uluslararası yollardan bahsediyorum. Hükümetin yapacağı şeyler onlar. Yani belediye hizmetlerini biz alıp belediye alamadığımız için Yalova'da hiçbir zaman öyle Yalova'ya direkt bir hizmet anlamında bir şey yaptık diyemeyiz. Ama Refah Yol'un o kısa dönemde yaptığı hizmetler tabii bilemiyorum tabii siz ne kadar gördünüz, ne yaptınız bilemiyorum. Çok başarılı ama, bir dönem. Yani, o dönem, o 11 aylık dönem Türkiye'ye yaklaşık bir 30-35 milyar dolar kaynak sağladı. Ve o 35 milyar doların 20 milyar dolarını falan faizli borçların kapatmasında kullanıldı. 15 milyar doları da halkımıza, memurumuza, işçimize, emeklimize zam olarak verildi. Biliyorsunuz o dönemde Bağkur emeklilerine %300, diğer emeklilere %100, memura %100, işçiye %100 zamlar verildi. Ve o dönemde verilen şeyler biliniyor. Yani halkımız tarafından da biliniyor. Onun için yani o dönemi şu ana kadar ben yaşadığım sürece yani bir sürü hükümet gördüm. O dönem kadar bir zam oranını
yakalandığı bir dönem ben bilmiyorum. Yani biliyorsunuz AK Parti 16 yıldır iktidarda. Evet. Yani şu ana kadar memura, işçiye, emekliye verdiği zamları siz biliyorsunuz. O sebeple en yüksek zammı, en yüksek zammı da bu sene verdiler, o da %10. Yani onun için şimdi 31 Mart mahalle seçimlerine evet. 1,5 ay gibi kısa bir süre evet, kaldı. Evet, evet. Bu kısa süre içerisinde sizin çalışmalarınız ne boyutta? Yani Resul Genç ne tür çalışmalarla seçmenden oy beklentisi için? Öncelikle biz bir kamuoyu araştırması yaptırdık Yalova'da. Evet. Onun sonuçlarını aldık, raporlarını aldık. Şimdi o raporlar üzerinden biz çalışmalarımızı başlattık. İşte broşürlerimizi, şeylerimizi bastıracağız. Evet. Daha henüz tam basıldı denemez. Ve bu 15 Şubat'ta aday tanıtım toplantımız var. O toplantıdan sonra bir sahaya ineceğiz inşallah. 15 Şubat'ta Halk Eğitim Merkezi'nde bizim aday tanıtım toplantımız var. Orada bütün adaylarımızı tanıtacağız. Biz Türkiye'de tahmin ediyorum bizden başka tek başına seçime giren parti yok. Biz Türkiye'nin her yerinde tek başımıza seçime giriyoruz. Yalova'da da tek başımıza bütün ilçe ve beldelerde ve il merkezinde tek başımıza hiçbir 14 belediyede de Saadet Partisi tek başına, ittifaka girmeden tek başına seçime giriyor. Adayını belirleyip seçimlere girecek. Evet, evet. Bu önemli bir başarı. Yani bizim bu yani sadece Yalova için değil, Türkiye için geçerli bir şey. Evet. Türkiye'de de tüm illerde, ilçelerde ve beldelerde Saadet Partisi tek başına hiçbir ittifak yapmadan seçime girecek. Adaylarını belirleyip seçime girecek. Peki Sayın Genç, özellikle Saadet Partisi'nde bir adaylık süreci nasıl işliyor? Diğer siyasi yani partilerden daha farklı bir şöyle süreç söyleyeyim. Yaşanıyor. Görev istenmiyor da görev veriliyor. Görev veriliyor, evet. Evet. Yani buna bir açıklık getirirsiniz. Şöyle söyleyeyim, yani ben normalde büromda çalışırken Nezat abiyi tanırsınız, Nezat Selim'i sen de tanırsın onu. Evet. O İşte bu sigortaların vergilerini yaparken bana gelip gidiyor devamlı. Hı hı. O muhasibimiz aynı zamanda. Evet. Partinin muhasibi. Partinin muhasibi. Ben onun belgeleri o büroda, yani benim büroma geldi ve bana dedi ki sen aday olur musun dedi. Evet. Dedim vallahi dedim yani öyle çok fazla düşünmüyorum ama yani siz bana partimi bu görevi verirse ben bu görevi kabul ederim dedim. Görevden kaçmam dedim. Ben bu görevi kabul ederim dedim. O da işte gitmiş yönetime teklif etmiş. Yönetimde karar verdiler. Uygun gördüler. Uygun gördüler. Beni çağırdılar. Evet. Bana teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Uzun bir süre, yani 31 yıldan bu yana evet. Saadet Partisi eski adıyla Refah Partisi'ne, Fazilet Partisi'ne emek vermiş. Yalova'da sevilen, sayılan bir kişiliksiniz. Peki, Yalova'yı da çok yakından tanıyan bir kişisiniz. Evet. Yani Sayın Genç. Projeler noktasında. Şöyle söyleyeyim. Nedir? Yani siz size bu teklif ne kadar süre önce verildi? Yani şöyle o süreçten yani sonra... Ben bu teklif falan bir ay olmadı daha henüz. Yani o civarda bir ay civarında. Böyle hızlı bir şekilde ya ben belediye başkanı olursam, seçilirsem işte Yalova'nın ne yaparım mı hiç masaya yatırdınız mı? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Biz o hemen kamuoyu araştırması yaptığımızı söyledim ya. Evet. Şimdi kamuoyu araştırmasından şöyle bir sonuç çıktı. Yani Yalova'da halkın %53'ü belediyede yolsuzluk ve israfın olduğunu söylüyor. Halkın %53'ü. Anket çalışmasının sonucundan bahsediyorum. Bu mevcut belediye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye, Yalova Belediyesi'nin belediyesi. Tabii ben... Geçmişi de son 5 yıl, 20 yıl var mı? Tabii geçmişi de kapsıyor bu tabii. Evet. Halka sorununca evet. Belediyeden... uzun süreli bir... Tabii bu sadece bir dönem için değil. Söylesek yanlış olur evet. Tabii ama evet. Genelde belediyede yolsuzluk ve rüşvetin olduğu söyleniyor. Yani halkın %53 tarafından söyleniyor. Evet. Yani belediyenin sorunlarıyla ilgili verilen cevaplar ağırlıklı olarak trafik ve otopark sorunu çıkıyor. %60 civarlarında bir halkın sorun olarak görüyor bunu. %60'ı. Halkımızın %60'ı bu trafiği ve otoparkı sorun olarak görüyor. Evet, trafikte problem var Yalova'da ama otopark
Otoparkta da var. Otopark problemi daha şöyle söyleyeyim. Merkezdeki bir ihtiyaç. Tabii. Merkezde bir otoparkın olması zorunluluk şu anda. Evet. Yani var otopark kenarlarda, köşelerde var ama merkezde yok. Sayın Genç, siz belediye başkanı seçilirsiniz. Otopark sorunu için var mı bir Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bir yeraltı otoparkı yapmayı düşünüyorum Yalova'ya. Evet. Yerin altında bu sahilde de olabilir. Yani çünkü artık biliyorsunuz inşaatta çözüm olmayan bir şey yok yani. Yeter ki proje üretilsin. Ha bunu belediye imkanlarına yapabilir misiniz derseniz ha bunu yap işte devlet modeli de yapabilirim. Yani illa belediyenin kasasından çıkarmadan da bunu yapılabilir. Evet. Onun için yani bu benim ilk projem bu olacak. Yani benim şey olarak evet. Çözüm olarak sorunum şey. Ha daha diğer sorunlardan bahsedersek Yalova'da bir göç sorunu, göçmenler sorunu olduğu söyleniyor halk tarafından. Bu tabii benim şahsım. Yalova göç alan bir il ama yani. Yok, bu yurt dışı göçmenlerinden bahsediyorum ben. Yani Suriyeli kesim dediğimiz kesimden bahsediyoruz. Yani, bu her yerde ama olan artık evet gelen bir problem. Önüne geçiremeyen bir halk bunu sorun olarak görüyor. Halk bunu sorun olarak görüyor. Onun için bir çözüm tabii bu hükümetin sorunu tabii. Tabii sadece hükümet sorunu. Sadece belediyenin çözebileceği bir sorun değil. Evet sayın. Ama bu benim görüşüm bu halkın yani Yalova'ya yerleşen ev alıp araba alıp iş yeri açıp çalışan göçmenlerle ilgili değil bu. Daha çok tahmin ediyorum bu sadaka isteyen evet yani onlarla ilgili bir problem olarak ben halkın bunu bu şekilde gördüğünü tahmin ediyorum. Ha. Çünkü yani adam ev almış bunu iş yeri açmış, alışveriş yapıyor. Marketten, bakkaldan işte ekonomiye bir katkı sağlıyor. Onların sorun olarak görüldüğünü tahmin etmiyorum. Ha. İşte benim tahminim işte o sadaka isteyen şeyler falan filan onlar sorun olarak görülüyor tahmin ediyorum. Peki yine o konu göçten açılmışken, Suriyelilerden, evet. işte Iraklılardan açılmışken bu iş yeri açan, iş yeri tabelalarında Türkçe değil de Arapça yazılarla işte kitleye ulaşmaya çalışan, kitlesine ulaşmaya çalışan bir kesim de var. Evet, Fatih evet. Caddesi'ne girdiğimiz zaman evet, belli oluyor. Maalesef böyle Arapça bunu geçtiğimiz günlerde bazı esnafların şikayetiyle Sayın Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman bir bu konuda bir girişimde bulundu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani, doğru mu? Yanlış mı? Yani olması gereken yani, nedir? Türkiye'deki tabelaların hemen hemen %50'si %60'ı yabancı dille zaten yani. Ya Arapça olduğu için çok dikkat çekiyor. Şimdi Arapça olduğu için dikkat çekiyor yani. Yoksa yani Türkiye'deki tabelalara bakarsanız %50'si %60'ı yabancı dilde evet. anlatıyor yani. Onun için yani ben bunun öyle çok büyük bir problem olduğunu tahmin etmiyorum ama Suriyeliler göze batıyor mu diyorsunuz? Aynı fikirdeyim. O bakımdan aynı fikirdeyim. Yani onun için yani onu çok fazla büyük bir sorun haline getirmenin bir anlamı yok yani. Ha diğer sorunlar bakımından sorarsanız belediye yönetimini halkımızın %11-12'si sorun olarak görüyor belediye yönetimini. Sorun olarak görüyor belediye evet. yönetimini. Bu tabii bizim yaptığımız araştırmadan çıkan sonuçlardan bahsediyorum. Böyle aşağı doğru sıralarsak altyapı sorunları var. Şehrin planlama sorunları var. İşsizlik var. Yalova'da işsizlik bir sorun maalesef. Olarak gözüküyor. Halk tarafından işsizlik bir sorun olarak gözüküyor. Yani onun dışında halkın söylediği başka çok fazla var da ufak tefek yani çok %1 %20. İşsizlik konusunu da yine açmak ben bizim şeyimiz Yalova'da Yalova'da çoğu belediye başkanı şu düşüncede. Ya biz belediyeyiz. Biz hizmet üretiriz. Öyle değil. İş bulma kurumu değiliz şeklinde. Ben çok belediye başkanından böyle cevaplar almışımdır. Yani şu anda Vefa Salman yani yani aldığı insanların sayısını bilemiyorum. Siz duydunuz bilmiyorum. Ben duyuyorum, sokaktan duyuyorum. Ben direkt olarak gidip incelemedim ama çok büyük miktarda adam almış yani şeye. Personel almış. Evet. Yani işçi statüsünde daha çok işçi statüsünde alıyorlar. Evet. Yani onun için yani bu seçim öncesi bir tabii olarak mı? O şekilde görüyorum tabii yani. Ama bizim
daha çok yani yapacağımız projelerle üretime yönelik projeler yapacağız biz yani. Daha çok. Evet. Yani bunu illa belediye yapacak diye bir kayıt yok. Yani sen birisini çağırırsın buraya yatırım yapması için, onun önünü açarsın. Evet. Her şeyi verirsin ona, toprağı verirsin, şeyi verirsin. İstihdam yaratacak yatırımcıyı buraya getirme noktasında diyorsunuz. Öyle projeleri üretip işsizliğin o bakımdan çözülmesini arzuluyoruz. Evet, o şekilde bir çalışma yapacağımızı söylüyoruz şu anda. Peki en son biliyorsunuz 2018'de genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Evet. Ve Saadet Partisi bu seçimde arzuladığı oyu alamadı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? O seçimde biraz ittifak yaptık biliyorsunuz CHP ile. Yani onun için CHP ile Saadet Partisi'nin o dönemde biz ittifak yaptık. Bir araya gelip ittifak kurması özellikle ben size söyleyeyim. Bakın yani, özellikle rahmetli Erbakan ve oğlu Erbakan'a çok sempati duyan kesim tarafından tepki görüyor. Genel başkanız bakın, bunu hiç dikkate almıyor mu? Ya bak şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Yani Erbakan'ın oğlu diyorsun. Evet. Erbakan'ın kendisi biliyorsunuz CHP'den 74 ittifak o zaman hükümet kurdu. Yani ve o hükümet de öyle çok kötü bir hükümet değildi yani. Bayağı başarılı bir hükümetti. O dönemde yani kim ne derse desin hani Erbakan o zaman temel atıyordu falan filan dediler ya. Evet. Ve şu anda satılan fabrikaların %90'ı o dönemde atılan temellerin fabrikalardır biliyor musunuz? O konuda bilgim var. Birçok şeker pancarı fabrikası olsun. Birçok o dönemde o 200 fabrikanın atılan fabrikanın temeli o fabrikalar şu anda satılıyor yani. Evet. Özelleştiriliyor şu anda o fabrikalar. Yani şu anda yapılan özelleştirmenin %90'ı o fabrikaları satıyorlar yani. Onun için yani o zaman o dönemde yani Erbakan Hoca CHP ile hükümet kurmuşsa bizim de CHP ile ittifak yapmamız çok yani ama çok aynı kesim şunu da söylüyor. 28 Şubat'ı gündeme getiriyor. Yani, o süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşunu sorguluyor. Ya, o dönemde sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil ki. İşverenleri bir taraftan, işçi sendikaları bir taraftan, bir taraftan. Evet. Yani sadece CHP bize o zaman şeyi desteklemedi ki 28 Şubat'ı. Yani Türkiye'de belli güçler hepsi destekledi o dönemi. Onun için yani bu dönem o dönemi sadece CHP'ye yıkmak çok doğru bir şey değil bence yani. Peki biliyorsunuz Yalova'da da yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı kuruldu. Evet. Ve bu teşkilatın içerisinde yıllarca omuz omuza mücadele ettiğiniz arkadaşlarınız var. Çok fazla yer var ya. Yüz yüze baktığınız insanlar var. Aynı milli görüş çizgisiyle sizin Saadet Partisi aynı çizgide ve en önemlisi Fatih Erbakan partinin genel başkanı konumunda ve sizin partinizin kurucusunun oğlu bu partide. Siz bu oluşumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim bak Sayın biz onun yani biz Fatih Erbakan'ın bizim aramızda olmasını isterdik tabii. Yani neden olmadı? Niye aranızda değil? Ona da bir soruyu yani, da cevap vermiş olayım. Erbakan Hoca yaşarken yani son günlerinde bile Milli Görüş'ün tek partisi Saadet Partisi'dir diye açıklaması var yani. Bunun şeyi yok. Yani biz Fatih Erbakan'ı neden ayrıldı tam bilemiyorum tabii. Yani genel merkezde aralarında bir şey geçti mi, bir husumet oldu mu onu da çok fazla bilemiyorum. Çünkü ben direkt muhatap olmadım. Ama yani biz Fatih Erbakan'ın bizden ayrılmasını istemezdik. Bizim aramızda olmasını isterdik. Ama böyle düşündüler, öyle karar verdiler. Onlar için hayırlı olmasını diliyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok bizim tabii yani. Başka bir soruya geçeyim. Tabii, Sayın Genç. Biliyorsunuz Yalova'nın ekonomisi hizmet alanında. Hizmet sektörü diyoruz. Evet. Bunun dışında Yalova Üniversitesi ile beraber bir eğitim kenti noktasında olmasın. Öğrenci portal. O da bir nevi şey hizmet daha sektörüne çok oturan eden bir. O da çok oturdu diyemeyiz. Ben ona diyeceğim. Siz Yalova Üniversitesi 2008'de kuruldu. Yalova Üniversitesi'nin şu anki konumunu bir değerlendirir misiniz? Yalova ekonomisine katkısı noktasında, sosyal hayatına, kültür hayatında. Şu anda yine 10-15 bin talebi olduğunu
duydum son olarak. Var. Yani direkt etmiyorum. 15 binin üzerine çıkmış evet. diye duydum. Evet. Ama yani bir üniversitenin üniversite olabilmesi için 10 şart eğitim fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi bunların kurulması lazım. Ayrıca tıp fakültesi. Şimdi Yalova Üniversitemizde henüz bunların üçü de yok. En başarılı fakülte hangisi? Yani Yalova'da mevcut da hukuk mu diyorsunuz? Mevcutlar Lisesi'nde ben de hukuk olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Yani peki ne olmalı? Yani eksiklik ben, noktasında demin saydıklarınız mı olmalı? Bu, yoksa bu tabii direkt fakülte yönetiminin yani daha doğrusu üniversitenin yönetiminin alacağı karardır tabii de ama benim şeyim öncelikle bu üç fakültenin, tıp fakültesinin, Fen Edebiyat Fakültesinin ve Eğitim Fakültesinin muhakkak kurulması gerekiyor. Bir üniversitenin üniversite olabilmesi için bunlar şart. Peki Yalova Üniversitesi'nin diğer illerde aynı zamanda, aynı tarihlerde kurulmasına rağmen öğrenci kapasitesi noktasında ve yönetim noktasında bir sıkıntı var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani benim görüşüm atanan dekanların yetersizliğine bağlıyor. Başka bir şey değil yani. Yoksa bir atanan birisi eğer başarılı bir bürokrat olsa bu işleri yani bu üç fakülteyi getirmesi çok zor bir şey değil. Çünkü çevremizde diyorum evet. Bursa var, Kocaeli var, İstanbul var. Bu üç şehirden yani biraz çok değerli bilim adamları buraya getirilebilir diyorsunuz tabii. Değil mi? Yani bu tip bir tıp fakültesi burada kurulsa oradan hocalarımız 3-5 tane hoca getirirsin. Bunları bunu getirmek marifet sanırım. Tabii ha işte yani o işte şeyin becerisine bağlı işte. Yani peki, yöneticinin bürokratın başarısına bağlı. Peki Yalova Üniversitesi ile Yalova halkı, Yalova esnafı, Yalova'da bir kopukluk sezin diyor musunuz? Bence kopukluk var. Yani tabii ki talebeler burada tabii alışveriş yapıyor, yemek yiyip içiyor. Daha çok kafeteryalara gidiyorlar. Ben de onu söyleyeyim size. Evet. Yani en büyük kafeteryalar, en büyük müşteriler üniversite öğrencileri yani. Evet. Kabul etmek lazım. Benim bulunduğum sokak biliyorsunuz. Biliyorsun değil mi? Ben sokağım. Sokağım. Paris sokağı oldu. Evet. Güzel bir sokak. Hareketli bir sokak. Oldu evet. Yani geçmişte siz de hatırlarsınız ki Yalova'nın üniversite gelmeden önceki Yalova'nın böyle saat 5'ten sonra ölü bir şehir haline geliyordu evet. İyiydi. Üniversite beraber bu şimdi şey 12'ye kadar bir hareket evet, var. Var bir coşku var. Evet. Bu da esnafımıza çok ciddi bir yansıması var. Vardır tabii yani. Talebenin her halükarda ben Eskişehir'de okudum. Şu anda Eskişehir'de 2 tane üniversite var. Evet. Ben okuduğum zaman üniversite yoktu. Yani benim okuduğum şey İktisat Tıpları Akademisi'ydi. Akademi vardı sadece o zaman. Evet. Kıyaslama yaptığınız zaman aradaki farkı... Yani şimdi şöyle söyleyeyim. O zaman bizim dekanımız şu anda Eskişehir'in belediye başkanı. Hmm. Şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Benim o zaman dekanımdı. Evet. Ve üniversiteyi çok başarılı işlerimiz arttı. Üniversiteyi getiren arkadaşımız odur. Evet. Maşallah. Yani Eskişehir Üniversitesi'yi kuran evet. odur. Öncülük yapan odur. İkinci üniversitenin kuruluşuna da büyük katkı sağladığından İnanıyorum. Evet. O zaman ben akademiyken Eskişehir'de belki 3-5 bin talebe vardı dışarıdan. Ama şu anda 500 bin talebe var Eskişehir'de. Üniversite şehri değil mi? Üniversite, yani. Tam bir üniversite şehri oldu. Yalova olamaz mı? Yalova'da ne engel var yani, sizce? Yalova'da üniversitesi eğer dediğim şekilde bir fakülteleri kurar, şey yaparsa, yani büyütürse üniversiteyi, Yalova'da 40-50 bin talebe olmaması mümkün değil. Olur. Bu da Yalova'ya kalırsa çok ciddi bir... Yani 200 bin, yani 150 bin kişilik bir şehirde evet. 50 bin tane öğrencinin olması demek Yalova'ya 3'te 1, 4'te 1 katkı sağlamak demektir. Katma onun için bu öncelikli olarak benim görüşüm tabii bu. Yani bu fakülteler, dekanlar, yöneticiler ne düşünür ben bilemem ama öncelikli olarak tıp fakültesinin, eğitim fakültesinin ve fen edebiyat fakültesinin acilen kurulması lazım gerekiyor. Peki, benim görüşüm bu. Teşekkür ediyorum. Peki turizm dedik. Turizmi zaten yaz aylarında Yalova'nın nüfusu birkaç kat artıyor. Şimdi turizmle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim. Bak bizim projelerimiz arasında Yalova merkezine en azından merkezde en az bir 5 yıldızlı otelin olması lazım. Yani tabii yani kenarda köşede var 5 yıldızlı oteller şu anda kuruldu ama ben merkezde bir şeyin olması gerekiyor. Yani bu
Yalova'nın merkezinde, sahilde olabilir. Sahile yakından bir yerde olabilir. Peki bu soruya paralel bir şey sorayım. Yani Yalova Belediye Başkanı olsanız mesela ama belediyenin binasını taşır mısınız dışarıya? Oraya taşıyabilirim. 5 yıldızlı otel düşünebilir misiniz? Düşünebilirim. Bunu düşünebilirim. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani bunu belediyeyi başka bir yere taşıyıp yani belediye daha çok şehrin kenarına bir yere taşıyabilirsiniz belediye binasını. Ama evet. Orası 5 yıldızlı bir otel yapmak için güzel bir yer. Peki buraya biz konuk ettik AK Parti Belediye Başkanı adayı Sayın Yusuf Ziya Öztürk'ü. Evet. Kendisine bir stadyumla ilgili bir soru sorduk. Stadyumun kaldırılmasıyla ilgili. Millet Bahçesi noktasında bir düşünceleri olduğunu söyledi. Siz bu düşünceyi doğru buluyor musunuz? Yani şöyle yoksa söyleyeyim. Yalova'nın böyle bir geniş meydana, valilik binasına ihtiyaç var mı? Bütün kurumlar o bölgede bir yani ben size söyleyeyim yani merkezden bunların çıkmasında çok büyük bir sakınca görmüyorum ben şahsen. Yani valilik binasının, emniyet Yalova binasının, Yalova Belediyesi'nin merkezden daha trafik daha yükünü de hafifletir mi? Büyük bir ihtimalle hafifletir. Yani. Merkezdeki trafiği rahatlatır. Evet. Yani bunların şehir dışına çıkması merkez trafiğini rahatlatır. Evet, turizmle devam edelim. Ha işte benim görüşüm yani Yalova merkezinde bir tane 5 yıldızlı otelin yapılması gerekiyor. Projelerimin arasında ben bunu da yazmışım. Evet. Ha bunu ben kendi imkanlarımla yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Belediye olarak biz bunu yapması biraz zor olabilir. Evet. Bunu yine yapışlet devlet modeliyle yaptırılabilir. Yani veya bir yatırımcı çağırıp o yatırımcıya yaptırılabilir. Peki Sayın Genç, özellikle bahsettiğiniz eğitim kenti Yalova ve turizm noktasında işte 5 yıldızlı otelden bahsettiniz merkezde. Bunun dışında Yalova'nın böyle ekonomisine canlandıracak, ekonomisini yön verecek sektörler noktasında da uzun süredir mali müşavirlikle yaptığınız için böyle bir öneriniz olacak mı? Yani bizim Yalova daha çok şu anda yani Yalova'ya gelecek yatırımların daha çok bazasız yatırımlar olmasından tarafım. Ben de öyleyim. Evet. Sen benim görüşüm. Ağır sanayiye karşıyım yani, diyorsunuz. Daha çok bazasız sanayiler. Yani bu tekstil olabilir. Evet. Bazasız ne varsa hepsi. Biliyorsunuz Çiftlikköy hemen dibimizde. Tabii. Yalova'ya merkeze çok yakın bir noktada ve orada 5-6 tane o sene projesi var. Bir görüşünüz nedir? Yani bence İmes Sanayi'nin Yalova'ya katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşsizlik konusunda da bahsettiğiniz Yalova'daki işsizlik soruna çare olur mu o sebeler? Yani direkt olarak böyle %100'ün karşılar diyemem ama tabii belli bir oranda illaki işsizliğe bir problem çözülür. Siz işsizliği neye bağlıyorsunuz? Genelde Yalova eğitim düzeyi yani, yüksek bir kent. Tabii. Yani bir de iş beğenmeme gibi bir durum söz konusu. Herkes böyle masa başı istiyor. İş istiyor. Bu konudaki düşünceniz nedir? Yani şöyle söyleyeyim yani. Kimseye söz veriyor musunuz Sayın Başkan? Yani yok İş vereceğim öyle, masa başında. Öyle bir söz veremem. Yani öyle bir söz verirsem bu sefer ben belediyeyi yönetemem zaten. Yani öyle mümkün değil öyle belediyeyi yönetmek. Ama şöyle söyleyeyim. İşte Yalova'ya daha çok işte bazasız yatırımlar dediğimiz işte getirilebilirse onlara da büyük bir imkan sağlanacağını düşünüyorum. Böyle bir şeyler olursa Yalova için tabii. Ama bu ne kadar başarılır onun için tabii ki biz ne kadar vereceğiz? Evet. Yani belediye olarak biz ne katkı sağlayacağız ki adamlar bize gelsin yatırım yapsın? Bu çok önemli bir şey. Yani siz bir yatırımcıyı buraya çekmek için illaki ona bir şey vermeniz gerekiyor. Hiçbir şey vermeden bir şey almanın imkanı yok. Mümkün değil. Mümkün değildir. İllaki yatırımcıya bir şey vereceksiniz ki o da gelecek buraya yatırım yapacak. Başka türlü olmaz bu işler yani. Peki Sayın Genç, sanıyorum bu ayın 15'inde mi olacak bir tanıtım toplantısı evet, tanıtım olacak ve Saadet Partisi'nin Yalova başta olmak üzere 5 ilçe, diğer 7 tane beldemiz var sanıyorum. Tüm adayların bir tanıtımı yapılacak. Evet. Buna hazırlıklar devam ediyor. Şu anda, evet.
sizin özellikle bu 1,5 aylık süreçte bu tanıtım toplantısından sonra hedef kitleniz ne olacak? Nasıl bir seçim yani stratejisi uygulayacaksınız? Benim düşüncem Yalova'nın bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar gitmek. Evet. Ha bunu ne kadar başarırız 1,5 ay süre içerisinde? Onu da tabii zaman gösterecek ama benim görüşüm yani bu halkımızın tamamına ulaşmak. Ha ne kadar ulaşırız? Onu da zaman gösterecek işte. Tam şimdi şu anda bir şey diyemiyorum ama benim isteğim ve şeyim en azından projelerimizi ve şeyimizi halkımızın tamamına ulaştırmak. Yani bir birebir iletişimle, bir dokunuşla kendinizi anlatmanız olacak. Evet, direkt projelerimizi falan filan anlatmak. Peki ben hemen hemen her konuğuma soruyorum. Size de sormadan geçmeyeyim. Yalova Medyası ile alakalı nasıl bir düşüncedesiniz? Yani Yalova Medyası'nı başarılı buluyor musunuz? Yani şöyle söyleyeyim. Yani bizim yani Yalova'da 3 günlük çıkan 3 tane gazete var. 3 tane gazete var günlük çıkan. Evet. Siz haftalık mı çıkıyorsunuz? Biz haftalık çıkıyoruz. Bizim de bir tane daha, bir iki tane daha haftalık çıkan gazete var galiba. Bizim 3 tane çıkarttığımız haftalık var. İkisi ilçe olmak üzere. Hmm. Bir tanesi de yani işte yani onun dışında da Yalova'da haftalık çıkan ayrı bir çıkan da var. Ayrı çıkan da var. Arada bir çıkan diyelim. Onlara ben çok onlar gazete saymıyorum. Saymıyoruz tabii. Evet. Şimdi yani bunun dışında tabii aslında temsilcilikler var, haber ajansları var. Yani yerel basın aslında çok kötü durumda değil aslında. Benim görüşüm bu tabii. Yani ne kadar siz şey yaparsınız bilmiyorum ama yani kaç sattıklarını falan filan onu tam bilemiyorum ama yani benim gördüğüm kadar 3 tane gazete, ben her gün 3 tane gazeteyi de görüyorum. Evet. Yani en azından iş yerlerinde 3 gazeteyi de açıp bakıp okuyorum. Yani en azından Yalova'yla ilgili haberleri o 3 gazeteden alıyorum. Alabiliyorsunuz. Evet. Zaten Yalova'daki medyanın en büyük sorunlarından bir tanesi kayıt dışı yayın yapan haber siteleri. Tehdit amaçlı, şantaj amaçlı vardır. Haber siteleri, Facebook üzerinden ben gazeteciyim diyen habercilik yapmaya çalışan kişiler kayıt dışı. Bunun dışında sizin bahsettiğiniz 3 tane haftalık şey günlük gazete, 3 tane bizim yaptığımız haftalık gazete. Yine ulusal bazda televizyonların muhabirleri, haber ajansları, 3 tane 4 tane haber ajansımız var. Yalova Medyası'nı kısaca Cemiyet Başkanı sıfatıyla benden bu bilgileri alabildiniz. Yani bakış açınız da bu yönde öğrendik. Bizim sizlerden talebimiz Cemiyet Başkanı sıfatıyla kayıt dışı yayınlarla hep beraber mücadele muhakkak edelim tabii yani olması lazım sizden tabii. Sizden de bu desteği bekliyorum, arz oluyorum. Yani o bakımdan ben muhatap olmam zaten öyle birisiyle zaten yani. Evet. Yani kayıt dışı bir adamdan ben muhatap olmam zaten. Yani ben gidip toplantılarına, tanıtımlara davet edilmelerinden bunlar kesinlikle gitmem yani. Bu işin gerçek emekçilerini çok üzen, kıran durumlardır. Bunu da ben programımız içerisinde size aktarmış olayım Sayın Genç. Ve programın sonuna geldik. Sizin özellikle TV Yalova izleyicilerine 31 Mart mahalli seçimleri öncesi böyle iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Bizim mesela bizim şeylerimizle, hizmetlerimizle yani bizim düşündüğümüz yatırımlarla ilgili olarak birkaç tane daha şey size söylemek isterim. Buyurun. Bu bizim bir deremiz var. Şehrin ortasına geçiyor tam. Evet. Biliyorsunuz. Dere tam rantabil olarak kullandığını düşünmüyorum ben o derenin. O dereyi yani yeniden güzel bir şekilde ıslah edilip temizlenip Eskişehir Büyük Belediye Başkanı'nın onun gibi bak onun gibi bir şey üretilebilir mi Sayın Genç? O dere o şekilde bir şey yapılabilir yani. Yapılmaması yani için bir sebep yok diyorsunuz değil mi? Yeter ki kayıtların yüzdüğü bir dere olabilir orası yani. Daha temiz, kokan, yazın, kirli kokmayan olabilir. Hatta ve o şekilde sanıyorum yağışlı havalarda biraz daha kanalizasyon suları dahi verilebiliyor. Karışıyor, evet. Ona bir müdahale şehrin kesinlikle, en önemli noktası kesinlikle diyorsunuz. Çok önemli bir konuya değindiniz. Evet. Tebrik ediyorum ben sizi. Ben program arasında onu da almıştım. Evet, zaten. Hayırlı olur inşallah. Evet. O konuda çalışma yapacağız inşallah. Evet. Onun dışında Yalova'ya bak benim bir uçuk projem bu. Evet. Raylı sistem. Evet. Çok bir uçuk proje gelebilir size.
Ama bu yap işlet devlet modeliyle kolayca yapılabilecek bir şimdi şeydir. Sayın Cumhurbaşkanımız çılgın diyor, siz evet. uçuk diyorsunuz. Ben uçuk diyorum. yani şöyle söyleyeyim, yani benim projelerim arasında bu var. Evet. Ha bunun yatırımcısını bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Yani Yalova'nın rantabilitesi ne olacak tabii? Bunun araştırmaları yapılacak da ondan sonra gelip bize yatırım yapacak bu adam. Evet. Çünkü bu belediyenin imkanlarıyla yapılabilecek bir proje değil. Evet. Yani ben bunu söylüyorum, açık açık söylüyorum. Şu anda devletin yine yap işlet devlet değil, yine yatırımcıyla çözülebilecek bir şeydir. Evet. Ve bunu ben projelerim arasında almışım ve bunun yani ilk geldiğimiz zaman hemen araştırmasını başlattıracağız. Yalova'da bunun ne kadar rantabil olduğunu araştırmasını yapacağız ve bir yatırımcıyı çağırıp bak bu sana 25 yılda bu proje sana bu parayı kazandırır diyeceğiz ve bu yatırımı ona yaptıracağız. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum Yalova için. Sayın Genç, 1. Yakup Koçal döneminde özellikle Yalova'da bir doğu garajı, batı garajı şeklinde bir çalışma yapıyor. Minibüsler için diyorsun. Evet, minibüslerin Yalova şehir merkezinde çok trafiğe engel yani olmamaları noktası. Bu konuda siz yani Yalova büyüyor, yani, gelişiyor. Yalova, aynı görüşte misiniz? Şöyle söyleyeyim. Yani düşünebilir mi böyle projede? Yani şöyle söyleyeyim. Eğer biz raylı sistemi bu sahilden yaparsak yani zaman sahilde minibüslerin zaten iş kalmayacak zaten. Evet. Hepsi arka tarafa geçecek. Yani. O zaman biz sokmayacaksınız. Zaten bu da otomatik. Ben zaten sorun çözmüş olduk. Doğu Batı garajını da gündeme getirecektir evet. diyorsunuz. Evet. Yani, teşekkür ederim. Eğer şeyi bu yani biz raylı sistemi yapabilirsek bu şehir merkezinde minibüs olmayacak demektir yani. Ha bizim belediye ile ilgili olarak belediye otobüs sayısı çok az Yalova'da biliyorsunuz. Evet. Yani toplu taşıma diyoruz. Toplu taşıma ile ilgili. Yani onunla ilgili bir çalışma yapılabilir. Bunları bu otobüsler engelli dostu yapılabilir. Evet. Evet. Onlar düşünerek bizim bir projemiz daha var. Yalova'ya bir aile yaşam merkezi kazandırılmak istiyoruz. Açar mısınız konuyu? Şöyle yani biliyorsunuz boşananlar işte eş dayağı yiyenler böyle şeyler çok oluyor maalesef ülkemizde. Boşanmalar çok ilimizde. Bunlarla ilgili bir merkez oluştu. Belediye bünyesinde. Tabii belediye bünyesinde. Belediye bütçesinde yapılabilir bir şey bu. Aile Sosyal Bakanlığı'na bağlı. Onlar da yapıyorlar tabii ama bunu Yalova için biz belediye olarak hazırda her an böyle bir duruma düşen kişiye el atmayı arzuluyorsunuz. Evet, öyle bir şeyimiz var. Bunun dışında sahilin temizlenmesi konusu var. Bizim sahilimiz çok güzel bir sahilimiz var aslında. Evet. Ama bilmiyorum yani yazın siz ne kadar gidiyorsunuz sahile ne kadar görüyorsunuz çok temiz değil bizim sahilimiz. Bunun bir şekilde temizlenmesi lazım. Nasıl temizlenecek bilemiyorum ama temizlenmesi lazım. Bu konuda herhangi bir şikayet alıyor musunuz, geliyor yani mu yoksa şöyle, ben kendi gözlemlerim. Çünkü ben çünkü biraz yürüyüşü seviyorum. Evet, sahilde. Ben her akşam sahilde bir tur atar dönerim yani illaki. Onun için ben kendi gözlemim bu. Bir yani çevre düzenlemesi konusunda da Yalova'nın çevresinin böyle bir iyi bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çiçek kenti Yalova, evet. Süs bitkisi üreten bir kent Yalova. Daha böyle bir albenisi olabilecek şehir. Evet. Yalova özünüz. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Resul Genç. Değerli TV izleyicileri, Saadet Partisi Yalova Belediye Başkan adayımız Sayın Resul Genç de bugünkü 15. programımızı tamamlamış olduk. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. 31 Mart mahalle seçimlerinde kendisine başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.